Bunun ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Türk kültüründe önemli bir yeri olan bu başlığın adı kalpaktır. Bulunduğu coğrafyaya ve ülkeye göre farklı malzemelerden yapılmış birçok çeşidine rastlamak mümkün. Örneğin bu başlığın adı Doppi. Özbekistan'ın geleneksel başlığıdır. Bunun adı da Ak Kalpak. O da Kırgızistan'a özgü bir başlıktır. Her biri o coğrafyanın kültürel özellikleri hakkında bizlere fikir veren bu başlıkların bir de geleneksel oyunu var arkadaşlar. Oyunumuzun adı Kim Aladı? Bakalım Özbekistan'da yaşayan arkadaşlarımız bu oyunu nasıl oynuyorlarmış? Hep birlikte izleyelim. Epey yakıştı gibi. Sizce de öyle değil mi? Evet, arkadaşımızın da söylediği gibi sıradaki oyunumuzun adı Kim Aladı? Öncelikle arkadaşlarımız çember oluşturacak şekilde dizilirler. Daha sonra yere bir başlık, kalpak ya da şapka konur. Ardından arkadaşlarımız oyuna özgü maniyi söylemeye başlarlar. Oyunculardan biri yerdeki başlığı kendisinin alabileceğini bir mani şeklinde söyleyerek çemberin ortasına gelir ve başlığın etrafında dönmeye başlar. Mani bittikten sonra çemberin ortasındaki arkadaşımız ellerini yere değdirmeden başlığı ağzıyla almaya çalışır. Eğer düşer ya da elleri yere değerse yanar ve tekrar çembere katılarak arkadaşlarıyla birlikte maniyi söylemeye başlar. Arkadaşımız başlığı alabileceğini söyledi. Ne dersiniz? Sizce başarabilecek mi? İşte bu. Arkadaşımız şapkayı almayı başardı. Şimdi tekrar arkadaşlarının arasına katılacak ve bir başka oyuncu şansını deneyecek. Arkadaşımız kendine epey güveniyor gibi. Baksanıza nasıl da kendinden emin söylüyor maniye. Bu arkadaşımız da başarılı oldu. Tebrikler. Kim aradıyor? Şu gün arıyor. Kim aradıyor? Şu gün arıyor. Kim aradıyor? Şu gün arıyor. Man alamana şu gün arıyor. Man alamana şu gün arıyor. Arkadaşlar, bu oyunu en az 4 kişiyle oynayabilirsiniz. Ama ne kadar kalabalık olursanız o kadar eğlenceli olacağını da unutmamalısınız.